Herkese merhaba. Bu videomuzda YouTube'da daha kaliteli içerik üretmenizi sağlayacak ekipman tavsiyelerimiz olacak. Hello world, wake me up to another good morning time to go. Got that smile upon my face, 'cause there's excitement in the chase, this I know. Yeah, I'm going for the ride, and by myself I am alive. Bildiğiniz gibi sosyal medya hepimize kendimizi kitlelere ifade etme imkanı sağlıyor. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün birisine aşık oldum. YouTube'da artık hepimiz kendi kanalımıza sahip olabiliriz. Kendi hikayelerimizi anlatabiliriz. Peki dakikada 400 saatlik video yüklenen bu platformda kendimizi nasıl gösterebiliriz? Nasıl ön plana çıkabiliriz? Eğer bu soruların cevabını merak ediyorsanız videomuzu izlemeye devam edin. Hazırsanız başlayalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 7 saniye challenge yapıyoruz. Bugün yine bir gülmeme challenge'da karşınızdayım. Zihinsel göz challenge. Boh da çıkabilir yani, güvenmiyorum da. Video çekmeye karar verdiniz ve bir kamera aldınız. Ne anlatacağınızı da belirlediniz. Kayda girip kamerayı kendinize çevirdiniz. Yalnız bir sorun var. Ekranda görüntü yok. Ya aslında var ama insanlara pek göstermek istediğiniz türden bir görüntü değil. Görüntüde kumlanmalar mevcut. Yüzünüz hiç belirgin değil. Yani hayal ettiğiniz, o başkalarında gördüğünüz görüntü kalitesine ulaşamadınız. Çünkü YouTube'da kaliteli içerik üreten kişilerin kadrajlarının hemen arkasında en az bir adet ışık bulunur. Kameralarımız mekanik aletler oldukları için görüntüleri insan gözü gibi görmezler. Yalnızca sensörlerine yansıyan ışık sayesinde görebilirler. Bu nedenle de ekstra bir aydınlatmaya ihtiyaç duyarlar. Gelen ışık ne kadar güçlü olursa, tabii dengeli olmak kaydıyla, görüntü kalitesi de o kadar artar. Yani siz aydınlatma kullanmadığınız takdirde kameranızın da gerçek potansiyelini çok da iyi kullanmamış olursunuz. Şimdi az önceki mutsuz arkadaşımızın etrafına güzel bir ışık setup'ı kuralım. Ana ışığımızı sol kısma koyup şiddetini arttıralım. Hemen yanına yüzünün diğer tarafı karanlıkta kalmasın diye bir de destek atalım. Fonu da konudan ayırmak için bir ışık daha koyalım. Peki 3 ışığa da ayrı ayrı para mı vereceğiz? Tabii ki de hayır. Üçlü set seçeneklerimiz de var. Mesela bizim kullandığımız ve çok da memnun kaldığımız ürün Viltrox VL40T Bicolor üçlü ışık seti. Bu 3 işlem için de işinize yarayacaktır. Peki bir YouTuber bütün bu ışıkları, bu setup'ı tek başına nasıl kuracak? Şöyle, ışıklarımız dimerli olduğu için seviyesini istediğiniz şiddette ayarlayabiliyoruz. Peki kadrajda kendimizi görmeden bunu nasıl yapacağız? Merak etmeyin, Viltrox'ta bunun da çözümü var. Uzaktan kumanda sayesinde siz çekimde durduğunuz yerden ışığın şiddetini ayarlayabileceksiniz. Ayrıca dolu bataryayla aralıksız tamı tamına 2 saat full çekim yapabileceğiniz için setup'ınızı kurduktan sonra da rahat rahat çekim yapabilecek vaktiniz olacak. Kelvin ayarının, yani renk sıcaklığının ayarlanabilir olması sayesinde ışıklarınızı hem gündüz hem de gece çekimlerinizde rahatlıkla kullanabileceksiniz. 2 metreye kadar yükseltilebilen ışık ayakları sayesinde ışıklarınızla konunuzu istediğiniz açıdan aydınlatabilmek konusunda oldukça rahat edeceksiniz. Işık güzel oldu ha. Ama ben fonu hiç beğenmedim. Onun da kolayı var. Şimdi stüdyonuzdan hiç çıkmadan size sınırsız bir mekan özgürlüğü tanıyacak bir önerimiz var. Bir YouTuber'ın adeta eli ayağı, video üretiminin ham maddesi, yeşil perde. Yeşil perde sayesinde stüdyoda ya da evinizde yaptığınız çekimleri fonu silerek dünyanın, hatta evrenin her yerine taşıyabilmeniz mümkün.
Yeşil perde sayesinde fonunuzu dilerseniz bambaşka bir mekan, dilerseniz de özel olarak tasarladığınız bir görsel olarak ayarlayabilirsiniz. Videonuzun konusuna uygun temalar kullanarak hem görsellerinizi hem de içeriklerinizi zenginleştirebilirsiniz. Hatta videonuzun konusuyla ilgili ek görseller, grafikler bile kullanarak içeriklerinizi daha doyurucu hale getirebilirsiniz. Hem bu sayede tek düzelikten kurtularak takipçilerinizin ilgisinin dağılmasına da engel olursunuz. Tabii ki siz olun. Fona ne koyacağınıza dikkat edin. Ha bir de unutmadan, eğer yeşil perdeli çekim yapıyorsanız üzerinize yeşil bir şey giymeyin ki böyle bir sonuçla karşılaşmayasınız. Peki yeşil perdemiz nasıl olmalı? Öncelikle sürekli kullanacağınız bir malzeme olduğu için dayanıklı olması önemli. Üzerinde oluşacak lekeler ya da delikler fonunuzda belli olacaktır. Tabii ki perdeyi asabilmeniz ve sabitleyebilmeniz, gerektiğinde de taşıyabilmeniz gerekli. Bu yüzden de perdenize uygun bir asma ayağına da ihtiyacınız olacak. Gerek dayanıklılık, gerek kalite, gerek kullanım rahatlığıyla Kaiserberg Greenbox kumaş fon sistemi her ihtiyacınızı giderebilecek türden. Askı seti sayesinde de dilediğiniz yere taşıyabilir, rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca 3 metreye 6 metrelik boyutuyla dilediğiniz genişlikte çekim yapabilmenize olanak sağlamasının yanı sıra ihtiyaç duyduğunuzda dış mekanlarda daha geniş açılardan çekim yapabilme imkanı da sağlar. Fon çok güzel oldu yalnız ha, bayağı beğendim. Anlamadım. Fon diyorum, fon. Çok güzel oldu. Görüldüğü gibi hala bir eksiğimiz var. Ne? Mikrofon. Takdir edersiniz ki bir video yalnızca görüntüden oluşmuyor. Onun en büyük tamamlayıcı unsuru ses. İyi bir kamerayla ve güzel bir aydınlatmayla çekimimizi yaptık. Fonumuzu da ekledik. Peki ya ses? Sesimiz kalitesizse tüm bu görsel estetiğimize gölge düşürecektir. Gibi. Genellikle kamera üstü mikrofonların yeterli olacağı söylenir. Fakat bu kamera üstü mikrofonlar ortam seslerini de aldıkları için diyaloglu çekimlerde şu an yaşadığınız probleme benzer problemler yaşamamız olası. Duyduğunuz problemi yaşamamanız için yaka mikrofonu kullanmanız gerekli. Yaka mikrofonu sadece ağzınıza odaklandığı için diyaloglarınızı temizce almanızı sağlar. Özellikle videolarınızda genellikle konuşacağınız için diyalogları dip sesten arınmış, temiz bir şekilde kaydetmek zorundasınız. Bu sorunu hem kolay hem de kullanışlı çözebilmeniz için önereceğimiz cihaz Saramoni'nin yaka mikrofonu. Hadi gelin isterseniz şimdi şu mikrofonu bir kısaca inceleyelim. Saramonic UMIC 9 yaka mikrofonu 2 adet verici, 2 mikrofon ve 1 alıcıdan oluşuyor arkadaşlar. Kullanımı da oldukça basit. Alıcınızı direkt kameranıza entegre ederek hem ayrıyeten bir kayıtçıya ihtiyaç duymayacaksınız hem de ses eşleme konusunda size avantaj sağlayacak. Kulaklık girişi olmayan DSLR makinelere de uyumlu üretilmiş. Yaka mikrofonları sayesinde röportajlarınızı ya da diyaloglarınızı temiz bir şekilde kaydedebilirsiniz. Vericilerin 100 metreye kadar çekebiliyor olması uzaktan çekim yapabilmenize de olanak sağlıyor. Aynı zamanda dilerseniz harici bir mikrofon takarak ortam sesini de ayrıyeten kaydedebilirsiniz. Bu da size daha sinematik bir derinlik katacaktır. Kolay okunabilir bir LCD ekranı olmasının yanı sıra kilit özelliğini kullanarak istemeden ayarların bozulmasını da engelleyebilirsiniz. Cihaz uygun frekans aralığına otomatik olarak bağlanabilme özelliğine sahip. Bu da size temiz frekans aralığı arayıp bulma zahmetinden kurtaracak ve size zaman kazandıracak. Ses kontrol deneme 1-2, deneme 1-2. Nasıl? Fişek. Artık hazırız sanki. Gir kayda, dök gelsin. Birincisi, mikrofonu öyle tutmana gerek yok. Yaka mikrofonu sen doğal konumdayken zaten senin sesini alabilecek şekilde tasarlandı. İkincisi ise kayda girmeden önce bir tripoda ihtiyacımız olacak. Artık hepinizin bildiği gibi bir kameranız varsa bir de tripoda ihtiyacınız var. Aksi halde elinizdeki cihazlarla şöyle görüntüler kaydetmek istemezsiniz diye düşünüyoruz. Peki nasıl bir tripod almalıyım? Aslında bununla ilgili hangi tripodu almalıyım isimli videomuzu inceleyebilirsiniz. Bir tripodun en önemli özelliği sağlam olması arkadaşlar. Bu kadar ekipmanı güvenilir olmayan bir tripoda bağlayarak riske atmak akıl kârı değil. Ama büyük bir ekiple çalışmadığınız için kolay taşınabilir olması da önemli bir unsur. Fakat hafif olacak diye de öyle kürdan gibi tripodlar almamıza gerek yok. Öyle rüzgarda savrulan, sağa sola dağılan bir tripod olur mu? Aslında olur da biz ona tripod der miyiz? Orası tartışılır. Peki hem hafif hem de sağlam bir tripod var mıdır? Tabii ki de var. Örneğin şu anda kullandığımız Manfrotto alüminyum video tripod.
3 kademeli alüminyum bacak tüpleriyle güçlendirilmiş. Bu ürünü ağırlaştırmamakla birlikte tripodun dayanıklılığını da arttırmış. Ayrıca kendisi hafif olmasına rağmen tam 4 kilograma kadar ağırlık taşıyabiliyor da. Peki tripod kullanmak şart mı? Tabii ki de şart. Az önce tripodlu ve tripodsuz videolu arasındaki farkı hep birlikte zaten görmüştük. Tripod sayesinde çekiminizde istenmeyen sallanma, titremelerden kurtulacak ve daha temiz görüntüler kaydedebileceksiniz. Ayrıca ekipmanınız güvende de olacak. Özellikle stüdyoda yeşil perdede çekim yaparken fonunuzu ve konunuzu sabitlemeniz masada adeta hayatınızı kurtaracak bir kolaylık sağlayacaktır. Dış çekimlerde de kontrol edemediğiniz unsurların özellikle rüzgarın azizliğinden sizi kurtararak her ortamda rahatlıkla çekim yapabilmenizi sağlayacak. Tüm bunların yanı sıra pan, tilt gibi kamera hareketlerini temiz bir şekilde yapabileceksiniz. En iyi tripod budur. Dünyanın bütün meşhurları bununla film çekiyor. Quentin Tarantino, Christopher Nolan, rahmetli Stanley Kubrick, Akino Kurosawa, ondan sonra Çirkin Kral, Yılmaz Güney, hepsi de bu Manfrotto'nun tripodunu kullanıyor abi. Peki ya kameranız yoksa, yani çekimlerinizi cep telefonunuzun kamerasıyla yapıyorsanız, bizim önerimiz hemen bir kamera edinmeniz. Ama yok, siz cep telefonunuzun kamerasından memnunsanız onun için de sizin memnuniyetinizi arttıracak bir önerimiz daha var. Cep telefonlarınızla uyumlu tripodlar mevcut ama siz mobil cihazınızla hareketli görüntü çekmek istiyorsanız titreşimlerinizi önleyecek, size bu konuda yardımcı olacak ve mobil cihazınızla uyumlu olacak bir gimbal almalısınız. Mesela Zhiyun Tech Smooth 4 Smartphone Gimbal sayesinde cep telefonunuzla bile şaşırtıcı derecede kaliteli kamera hareketlerini yapabilirsiniz. Bu gimbal tüm akıllı telefon ebatlarına uyumludur. Gövdesinde bulunan fokus ve zoom halkası sayesinde sinematik açılar çekebilmenizi sağlar. Çekilmesi zor tüm kamera hareketlerinde kullanabilirsiniz. Bütün kamera hareketlerinde. Vertigo dahil. Phone Go modu sayesinde en sert ve ani kamera hareketlerini bile gecikme yaşamaksızın anlık olarak yapabilirsiniz. Bu gimbal sayesinde profesyonellik gerektiren hyperlapse, motionlapse videolarda elde etmeniz mümkün. Diğer gimbal'lara göre en önemli farkı ise herhangi bir yüz tanımaya ihtiyaç duymadan odaklandığı konuyu otomatik olarak takip edebiliyor oluşu. Takip etmek istediğiniz konuyu ekrandan seçmeniz yeterli. Geliştirilmiş bataryası sayesinde 12 saate kadar kullanım sağlar. Bataryanın enerji miktarını da gösterdiği için sizi asla yarı yolda bırakmaz. Zaten 12 saat kullanım süresi uzun süreli çekimlerde fazlasıyla yeterli. Fakat bununla da yetinmeyenler için kullanım anında şarj olabilme yeteneğine de sahip. İyi ama bu kadar uzun süreli çekime hangi telefonun şarjı dayanır diye sorduğunuzu şöyle bir duyar gibiyim. Zhiyun da böyle düşünmüş olmalı ki telefonunuzu gimbalınızdan şarj edebilmenizi sağlamış. Yani Zhiyun Tech Smooth 4 Smartphone Gimbal sayesinde cep telefonunuzla yaptığınız çekimlerde bile fark yaratabileceksiniz. Tabii mobil çekimlerinizde de ışık desteğine ihtiyacınız olacak. Özellikle de gece çekimlerinde. Bunun için de size gimbalınızla uyumlu bir tavsiyemiz olacak. Viltrox VL162T 3200-5500K LED ışık. Bu LED de az önce özelliklerini saydığımız üçlü set gibi hem dimerli hem de 3200-5500 arası sunduğu Kelvin değerleriyle gece ve gündüz çekimlerinizde kullanabileceğiniz bir ışık kaynağı. Tabii ki mekan aydınlatması yapmanız mümkün değil. Fakat mobil çekimlerinizde konunuzu daha sinematik bir şekilde aydınlatmanızı sağlayacaktır.
Fotoğraf makineleri için kamera üstü olarak da kullanılan bu LED'i gimbal'ınıza bağlayarak çekimlerinizde kolaylıkla kullanabilirsiniz. Fakat ışığınızı gimbal'ınıza bağlayabilmek için de bir adet Zhiyun Mini Dual Grip edinmeniz gerekecek. Çünkü piyasada telefonunuza doğrudan bağlanabilecek bir ışık kaynağı henüz yok. Gimbal'ınıza ekstra ekipman bağlayabilmenizi sağlayan Zhiyun Mini Dual Grip sayesinde LED'inizi gimbal'ınıza takarak kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Ayrıca monitör gibi farklı ekipmanları da bağlayabilmenizi sağlayan bu mini dual grip daha çok sizin ışık kullanımı için işinize yarayacaktır. Evet, ekipmanlarımızı tamamladık. Bu ekipmanlarla artık daha kaliteli videolar üretebiliriz. Bundan sonrası da sizin yaratıcılığınıza kalmış arkadaşlar. Hepinize bol şans. Merhaba arkadaşlar, ben Çağkan. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.